Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 21. Radyo Şenliği. Merhabalar, hoş geldiniz sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deliorman. Şu anda 21. Dinleyici Destek yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Fondan da güzel sesler duyuyorsunuz, böyle egzotik. Bir santur sesi geliyor çünkü stüdyomuzda bir santur var ve tabii ki o santuru çalan harika bir dostum, Sisters Music Chain aracılığıyla da tanıştığım sevgili Özge Ünkap bizlerle birlikte. Ama öncelikle tabii ki her zamanki anonsumuzu yapıyoruz. Bizlere destek olmak için 0212 343 41 41 nolu numaramızdan ulaşabilir ya da Açık Radyo'nun web sitesinden direkt tıklayarak desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Enteresan bir program olacak. Size bazı küçük sürprizlerimiz var. Ama öncelikle Özge'yi şöyle biraz takip ediyorum. Neler yapmıyor ki, neler şu anda karşımda. Santur gerçekten çok enteresan bir alet. Bir yandan ben biraz fotoğraf da çekip size atacağım. Bir sürü küçük çubuklar var kenarında. Biraz kanuna benziyor ama birazdan kendisi de bize detaylarını çok güzel tabii ki tarif edecek. Ben de çok mutluyum. Evet. Açık sahne bağlamında da böyle 21. Şenliğimizde seni aramızda görmekten çok mutluyuz. Özge, hoş geldin. Hoş buldum. Ben de çok mutluyum burada olmaktan. Yıllardır dinlediğim bu radyoyu sonunda görme şansım oldu. Bir de böyle anlamlı bir günde kesinlikle programa davet etmen de beni onore etti. Teşekkür ediyorum. Biz sana teşekkür ederiz Özgeciğim. Azıcık seni tanıyalım isterim. Tamam, ben bir santurla olan hikayemden başlayayım. Tamam. İlk olarak üniversite yıllarında tanıştım santurla. Sonrasında İran'a gittim bir dönem. Orada Ali Behrami Fark'tan santur dersleri aldım. Sonra Türkiye'ye döndüm. Döndükten sonra birçok grupta, birçok projede yer aldım santur icracısı olarak. Grup Abdal'da çaldım uzun yıllar. Ya, evet, beraber böyle yıllarca müzik yaptık ki bir sürü yerde konserlerimiz oldu. Grup Abdal'ın 3 albümünde çaldım. Onun dışında birçok başka projelerde de santur icra etme şansım oldu. Sonra Abdal'da çaldığım zamanlarda İTÜ'de de MİAM'da etnomüzikoloji alanında doktoramı, yüksek lisansımı, doktoramı yaptım. Sonrasında gruptan ayrılıp artık kendi projelerime odaklanmak istedim. Evet ve Heybeliada'da yaşıyorsun. Evet, çok, Heybeliada'da da öğretmenlik de yapıyorum. Orada İngilizce öğretmeniyim de aynı zamanda. Evet. Öyle orada yaşıyorum. İşte bir süredir de kendi şarkılarımı yayınlıyorum. 2 teklim var. Bir tane de albümüm var Yakaza isminde. Evet, ismini hemencik böyle zihinlerimize hemencecik kaydediyoruz ve şimdi biliyorsun Açık Radyo'nun da mottosu kainatın tüm renklerine, seslerine, titreşimlerine açık radyo ve bol titreşimli bir enstrümanla karşımıza geldin. Onu anlatmanı isteyeceğim ama hemen bir şöyle sesini duysun dinleyicilerimiz. Bu özel haftanın da şerefine. Senden galiba bir doğaçlama performans mı alacağız? Taksim mi diyordunuz buna? Evet, öyle yapabiliriz. Bir doğaçlama ardından kendi bestemi çalabilirim. Harika. Ona bağlayabilirim. Tamam. O zaman kulaklarımız sende. Tamam. Özge Ünkap santur başında, buyursunlar efendim. Öyle bir... Bravo efendim. Teşekkür gerçekten ederim. Titreşimleri hep birlikte hissettik değil mi? Size de oradan geçmiştir diye. İyi enerjiler versin bu sene hepimiz için ve Açık Radyo ailesi ve tüm bugüne kadar emek veren ve dinleyen herkese güzel enerjiler yollasın. Santur. Şimdi birazcık tekrar tabii önce telefonu belirtiyoruz. Ezbere biliyorsunuzdur ama yine söyleyelim değil mi? 0212 343 41 41'i arayıp hemen bize destek olabilirsiniz. Santur'un şimdi çok enteresan, yani pena ile çalınmıyor. Başka özel bir şey var. Böyle şekli de çok enteresan. Bize o şekli de biraz tarif edersen, nedir onun adı, çaldığının? Tabii aslında yani genel olarak mezrap deniyor. Mezrap. Mallet diyoruz İngilizce'de de. Hı-hı. Mezrap. Fakat İran santurunda kullanılan mızraplara zahme deniyor. Şimdi yani santur dünyanın birçok yerinde çalınan bir enstrüman olduğu için bütün dünyada, yani nereye gitseniz görebileceğiniz çok aslında ilkel, hani piyanonun da atası anası olduğu söylenilen bir enstrüman. O yüzden gittiğiniz her yerde bu enstrümanı aslında görebilirsiniz. Şimdi tabii bu sınırların muğlaklaşmasıyla her yerde hibrit şeyler oluşuyor biliyorsun. Ben de İran santuru çalıyorum ama Yunan zahmeleri kullanarak İran santuru çalıyorum. İki yani Asya ve Avrupa'yı da birleştiriyorsun evet, yani tek bir enstrümanda. Evet, biraz aslında hani Anadolu'nun konumunu da çok böyle yansıtmış güzel oluyor. Harika. Yani İran bendeki saz ve İran sazı bendeki santur. 72 teli var. Biraz anlatmamı ister misin? Çok zor santuru. Akort edilen bir alet demiştim. Evet. Yani bağlandığımızda duydunuz, daha bitmedi yani akor devam ediyor. Yayına girmeden önce yine böyle, çünkü ısıdan çok çabuk etkileniyor. Telleri metal olduğu için. Çok etkilendiği için de hemen akordu kaçıyor. 72 tane de teli olduğu için böyle hala yayına girerken çıtır çıtır ona gelen sesler, onlar da artık dinleyicilerimizin affına sığınarak akordu tamamlayıp başladık. Biraz duysak aslında, bir şey daha çalmak ister miydin bize santurla yine? Olur. Hı-hı. Ne? Bir türkü geçenlerde hani adada çok güzel bir türkü seslendirmiştin. Hı-hı. Birkaç arkadaşımla paylaşabilmiştim ama evet, hani tüm dinleyicilerimiz de duyabilse ne kadar güzel olurdu diye bir emrivaki yapayım tabii, sana. Ne demek? Onu da çalalım. Seninle buluştuğumuzda Yenice Yollarını çalmıştım. Onu geçen sefer çaldığımız. Azrail olsan da can alamazsın. Dünyayı kalbura koysan elesen, dünyayı kalbura koysan elesen. Sen de benim gibi yar bulamazsın. Sen de benim gibi yar bulamazsın. Bunu düşünün ki böyle bir akşam vakti, bahar gibi bir hava var ve ahşap bir köşkün içindeyiz ve bir kız bunu çalıyor. Allah'ım muhteşemdi. Bu titreşimleri sizinle de paylaşmayı çok istedik. Eline ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi ukulele bir kısma doğru geçeceğiz. Hem Özge kendi bestesini yapacak, sonra benim de Özge ile birlikte size bir sürprizimiz olacak. O sırada bir selam da göndermek istiyoruz. Kulaklarını çınlatalım. Dünya Mirası Adalar programını yapan çok sevgili Derya Hanım ve Nevin Hanım'a da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Heybeliada'dan gelen Özge ile birlikte şu anda programımıza devam ediyoruz. İnşallah bir gün onlarla da yollarımız Açık Radyo'da da başka yerde kesişir. Şimdi ukuleleye doğru geçtik. Fakat tekrardan belirtiyoruz efendim, 21. Radyo Şenliğimizde tabii ki neyi çok istiyoruz gönülden? Bu radyonun böyle nesiller boyunca hayatına çok güzel devam edip bütün titreşimlerini yaymaya, güzel mesajlarını yaymaya devam edebilmesi için destekleriniz çok önemli. 212 343 41 41'den telefonlarınızı, telefon başında bekliyorlar şu anda. Aramanızı bekliyoruz. Şimdi Özgeciğim, senin kendi bestene devam edelim. Adı neydi acaba? Ömrüm. De bir şarkı bu. Albümden, Yakaza albümünden bir şarkı. Hı-hı. Herkes bu şarkıyı böyle severek dinliyor. Bana hep bunu istekte bulunuyorlar. Ben de onu size seslendireyim istedim. Tamamdır. Özge'nin çok istek alan parçasını dinliyoruz efendim. Buyursunlar. Hep bir garip sergüzeştin, bilmem ki sen nasıl geçtin, kısaldıkça güzelleştin ömrüm. Zaman seni hep kovalar, tutar bir güzel sarmalar, her yanına çentik atar ömrüm. Başındaki tacın olsam, dupdurur mağın olsam, yollarında ben han olsam ömrüm. Aşıklara mihman olsan, yananlara sen su olsan, gökten düşen elma olsan ömrüm. Başındaki tacın olsam, dupdurur mağın olsam, yollarında ben han olsam ömrüm. Aşıklara mihman olsan, yananlara sen su olsan, gökten düşen elma olsan ömrüm. Uçan kuşun kanadında, bir yaprağın damarında, kendi biten papatyada ömrüm. Kah Yusuf'un kuyusunda, kah Züleyha rüyasında, Kaf Dağı'nın doruğunda ömrüm. Alev dediğin söndü bitti, yer dediğin esti gitti, sonunda hep geldi geçti ömrüm. Sana kaldı hatıralar, kahkaha dolu bohçalar, kucağında lavantalar ömrüm. Alev dediğin söndü bitti, yer dediğin esti gitti, sonunda hep geldi geçti ömrüm. Sana kaldı hatıralar, kahkaha dolu bohçalar, Kucağında lavantalar ömrüm, her yanında lavantalar ömrüm, kucağında lavantalar ömrüm, ömrüm, ömrüm. Ne kadar güzel sözleri var. Vallahi içimiz açıldı. Lavantaların arasında gezer gibi hissettik kendimizi. Şimdi tekrardan destek haftamızı hatırlatıyoruz. Tabii ki bilincindesiniz her an. Telefonlarınızı bekliyoruz. Web sitemizden bize ulaşmanızı bekliyoruz efendim. Güzel destek haftamızın bize ayrılan bölümünün sonuna gelirken sevgili Özge Ünkap'la birlikte ben de size yanımda bir şarkı getirdim. Bunu aslında daha önce hiçbir yerde paylaşmamıştım. Çünkü bu şarkıyı geçen sene sevgili Cem Madra anısına yazmıştım. Ve tüm Açık Radyo için ve Açık Radyo'nun hayatımıza kattıkları ve bizden sonraki nesilleri de katacağına inandığım şeyler için Göçebe Kuşlar diye bir şarkı yazmıştım. Şimdi sevgili Özge'nin de ukulelesi eşliğinde sizlerle bu parçayı paylaşmak istiyoruz programı bitirirken. Kımıldattı içimde bir gül bahar, yarınımı aldırmadan güneş açar. Kaybettiklerim yağmur olmuş akar. Kaybettiklerim yağmur olmuş akar. Sessizce dinlemiştim o ilk şarkıyı. Açmıştım gözümü yeni dünyaya. Sen de görmüştün sonsuz inancımı. Sen de görmüştün sonsuz inancımı. Bak gelmişler şimdi çok uzaklarda. Nesiller devirmiş umutlarda. Konmuşlar kalbime göçebe kuşlar. Fısıldadı yine gönül hırsızı. Kovmuştum onu kaç kere aklımdan. Affettirmişti masum neşesiyle. Yalvarmıştı bitmez hevesiyle. Cıvıldadı içimde ilk gün gibi. Yarınımın sırrına ermiş gibi. Şafağa uyanan bahçem oldu. Renk renk her yanı sardı güzel sevdan. Bak gelmişler şimdi çok uzaklarda. Nesiller devirmiş umutlarda. Konmuşlar kalbime göçebe kuşlar. Bak gelmişler şimdi çok uzaklarda. Oh, nesiller devirmiş umutlardan. konmuşlar kalbime göçebe kuşlar. Of, gömmüşler kalbime göçebe kuşlar. Konmuşlar kalbime göçebe kuşlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. O kadar heyecanlandım ki böyle duygular artınca böyle çıtırdıyor yüreğim gerçekten. Tüm Açık Radyo'yu başta Ömer Bey olmak üzere bütün bu aileyi bize kurduğunuz için, bizi bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hem size hem Cem'e. Ve hep yaşamasını istiyoruz o kuşlarla beraber. Gitsin gelsin, gitsin gelsin, hep buraya geri dönsün Açık Radyo. Hep her yıl bu haftalarda tekrar böyle buluşalım efendim diyoruz. Ve programı bu şekilde kapatıyoruz. Evet. Hafif gözyaşlarıyla. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok. Burada olmak da çok güzeldi bu anlamlı günde. Böyle güzel bir şeye, bu son çaldığımız şeye eşlik etmek de çok memnun etti beni. Beni de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağlıcak kalın. Hayata müzikle ve tabii ki Açık Radyo'yla tutunmaya hep devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.